Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi 3 ayrı noktaya canlı bağlantımız var ve açılışlarımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere saygıdeğer hanımefendiyi, bakanlarımızı, milletvekillerimizi, milletvekili adaylarımızı, valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Cumhur İttifakı'nın değerli il başkanlarını sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ilk canlı bağlantımızı Karapınar Güneş Enerji Santrali'ne açılışına gerçekleştiriyoruz. Karşımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez. Karşımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez. Fatih Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali Karapınar GES'ten selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi önce bir zoomlamak suretiyle Karapınar'daki bu panelleri bir görmemizde fayda var. Anlaşıldı efendim. Görüyorsunuz değil mi? Makasları hocam. Nasıl? Karapınar ne hale geldi bak. Buğday tarlası değil ha. Bunların hepsi panel, panel. Buradan yaklaşık 12-13 bin megawatt enerji çıkacak. Elhamdülillah. Güzel değil mi? Yaparsa, yaparsa, eyvallah. Ama kimlerle beraber? Cumhur İttifakı ile beraber. Sizinle beraber yapar. Biz size inandık. Size güvendik. İnşallah 14 Mayıs'ta bunları gömüyor muyuz? Sandığa gömüyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Allah razı olsun. Evet Fatih Bey. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazırız efendim. Bugünün anısına kordalayı keserler. Hazırız. Makasları da hatıra olarak kendilerinde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci canlı bağlantımızı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle MPG firması tarafından üretilen 8x8 zırhlı kurtarıcı araçların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi için organize sanayi bölgesine bağlanıyoruz. Teslim belgesini Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Demir Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisine takdim edecektir. Teslim belgesi. Konya seninle gurur duyuyor.
Bera Holding. Erol Bey, duyuyor musun bizleri? Erol Bey, duyuyor musun bizleri? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. İsmail Bey, siz de oradasınız. Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Şöyle bir zoomlayalım. Çevreyi görelim. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Çevreyi görelim. İsmail Bey, evet şimdi kordalaları keseceğiz ve kordalayı kestikten sonra da makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Sayın Cumhurbaşkanım, denizde Anadolu, havada Akıncı, Kızıl Elma, Kaan, Hürjet, Atak 2, Anka 3 ve bugün de Karadağ Altay'dan sonra bugün de 8x8 zırhlı araçlarımız teslim törenindeyiz. Hayırlı olsun diyorum. Teslim belgesini Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcimize sunuyorum efendim. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Makaslar hatıra olarak sizlerde kalacak. Ya Allah! Bismillah. Sayın Cumhurbaşkanım, ya son Allah, bağlantımızı hayırlı olsun efendim. Abdülhamit Han Caddesi'nin açılışı için gerçekleştiriyoruz. Karşımızda Konya Milletvekilimiz Ahmet Sorgun. Ahmet Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle caddeyi İsmine görelim. Layık Abdülhamit Han Caddesi'nden hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Caddeyi bir görelim. Evet, Büyükşehir Belediye'mizin Sultan Abdülhamit Han Caddesi ile ilgili attığı bu adımdan dolayı bu cadde, teşekkür ediyoruz. Bu cadde Selçuklu ile Meram'ı birbirine bağlayan 40 metre genişliğinde 14,5 kilometre uzunluğunda üzerinde bisiklet yolları, yaya yolları, 3x2, 3 gidiş, 3 geliş olan ve 14 kavşak bulunan 300 milyon liraya mal olan gerçekten çevreci bir caddemiz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve heyetine çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinde daim eylesin. Ve inşallah çok daha büyük hizmetlere kendilerini ulaştırsın. Evet, kordala sizde. Makaslar sizde. Kordalayı kesiyoruz. Ve makasları da bugünün hatırasına sizlere veriyoruz. Hayırlı olsun ya Allah. Bismillah. Değerli hemşehrilerimiz, şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan diğer tüm tesislerin
açılış kurdelesini kesmek suretiyle siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacaklardır. Hazır mıyız? Tüm bu eserler Konya'mıza, Konyalılarımıza ve milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah! Arkadaşlar, bugünün anısına evet, Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendinin dışındaki değerli konuklarımızı sahneden alalım. Çünkü AK Parti milletvekili adaylarımızın takdimine geçeceğiz. Değerli hemşehrilerimiz, şimdi AK Parti Konya milletvekili adaylarımızı sizlere takdim ediyoruz. Mevcut milletvekilimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz, milletvekili adayımız Avukat Tahir Akürek. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Orhan Erdem. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Selman Özboyacı. Meryem Göka. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Doktor Abdullah Ağırlı. Mehmet Baykan. Mevcut milletvekilimiz, yeniden milletvekili adayımız Ziya Altunyıldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Faruk Özçelik, Avukat Burhanettin Sevencan, Doçent Doktor Saadet Armağan Güleç Korunmaz, Ercan Uslu, Hümeyra Saçkesen ve Muhammed Zelen. Evet, Konya'nın üzerine gecenin karanlığı çökmek üzere. Her şey Türkiye için, dualarımız, hayallerimiz, göz bebeğimiz, o başkanımız, hep onu söylüyor şarkılarımız. Kim durabilir milletinde? Bu sevda ölümsüz herkesin dilinde, bizi yıkmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yoğun programını Konya ile sürdürdüğü AK Parti'nin adaylarını en son tanıttılar kürsüden ve şimdi de selamlama ve müzik eşliğinde de coşku yükseliyor.